Suriye'nin Türk jetini düşürmesiyle ortaya çıkan kriz karşılıklı açıklamalarla giderek büyüyor. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı resmi sözcüsü Cihat Makdisi, Türk keşif uçağının Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ettiğini belirterek Suriye'nin buna karşılık verdiğini söyledi. Makdisi bununla birlikte Türkiye'nin yanlış bilgi vererek kamuoyunu yönlendirdiğini iddia etti. Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Doğrusu saldırının Suriye karasularında gerçekleşmiş olmasıdır. Makdisi bununla birlikte uçağın söylendiği gibi füzeyle değil en azami menzili 2,5 kilometre olan bir uçak savar tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Şam yönetiminden bu açıklamalar gelirken kayıp Türk pilotlarının arama çalışmaları ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ankara'da ise olağanüstü bir hareketlilik yaşanırken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'le bir araya gelerek ayrıntılı bilgi aldı. NATO ise Türkiye'nin talebinin ardından ulusal güvenlik ihlali gerekçesiyle yarın acil toplanma kararı aldı.